Batman Milletvekilimiz Sayın Mehmet Rüştü Tiryak. Buyurunuz Sayın Tiryak. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 216 sıra sayılı teklifin 25. maddesi üzerine sizlere görüşlerimi paylaşacağım. Sizlerle görüşlerimi paylaşacağım diyorum ama aslında böyle bir yöntem yok. Çünkü yine bir torba kanunla karşı karşıyayız. Madde üzerine görüşlerimizi paylaşabilmek için usulen bir önerge vermek zorunda kalıyoruz. Bu da böyle bir önerge. 25. maddeyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama ondan önce 3 konu var özellikle paylaşmak istediğim. Evet, Profesör Doktor Haluk Savaş'ı kaybetmişiz. Emin olun bir kişi daha sizden alacaklı gitti. Öbür dünyada her iki eli yakanızda olacak, binlerce kişi olacak. Bunlardan bir tanesi de Haluk Hoca olacak. Haluk Hoca'ya terörist dediniz. Haluk Hoca'yı yargıladınız. Haluk Hoca beraat etti, aklandı. Göreve iade etmediniz. Göreve iade etmediğiniz gibi yurt dışına çıkmasını bile engellediniz. Aylarca tedavi göremedi ve sonunda BİMER'e başvurun dediniz, oraya başvurun dediniz. 9 ay sonra yurt dışına tedaviye gidebildi ve tedavisinden sonuç alamadı. Onu da kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Ama bir daha söylüyorum, emin olun öbür dünyada her iki eli de yakanızda olacak. Şimdi insan hakları ihlalleriyle ilgili bir sürü şey söylüyoruz. Hak ihlallerini söylüyoruz. Bakın çok somut şeyler söylüyoruz. Emin olun burada söylediğimiz şeyler hamasi şeyler değil. Bakın işkencenin fotoğrafını paylaştık sizinle. Bundan daha somut ne olabilir? Kaç tane vaka görülebilir işkencenin fotoğrafının paylaşıldığı? O kadar talihsiz bir iş yaptınız ki İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun başkanını çıkardınız. Ve bu işkenceyi ona savundurdunuz bugün burada bu kürsüde. İşkenceyi savundu. İnsan haklarını inceleme komisyonunun başkanı valinin söylediğini tekrar etti. Ne dedi? İşte balkondan atarken operasyon köpeği saldırmış da şöyle olmuş da böyle olmuş da terör örgütü üyesi olmaktan aranıyormuş da. Nerede aradınız? Diyarbakır'da yaşıyor. Herkes biliyor, saklanan birisi değil. Arkadaşımız siyaset yapan bizim yerel yönetimler kurulu üyesi arkadaşımız. Kaçıyormuş da saklanıyormuş da gecenin bir yarısında evini basıyorsunuz. En büyük insan hakları ihlallerinden birisi budur. Bakın FETÖ döneminde biz ne diyorduk? Diyorduk ki eğer sabah kapınızı çalan sütçü değilse bilin ki o ülkede insan hakları ihlali vardır. Ya bırakın sabahı, gece saat 12'de ev basıyorsunuz. Gece saat 2'de ev basıyorsunuz. Gece saat 4'te ev basıyorsunuz. Her evin kapısını kırıyorsunuz istisnasız. 30 saniye beklemeden sonra çilingirle o kapıyı yaptırıyorsunuz. Daha önce de söyledim, size yakın kişilere oradan menfaat temin ediyorsunuz. Bu kadar büyük vicdansızlık olmaz. Üçüncü şey şu. Bu barolar meselesiyle ilgili gerçekten yandaş sendika yarattınız. Ben size bunu uzun uzun anlatabilirim. O yandaş sendikanın yöneticileri de var burada, milletvekili olarak aramızda bulunan. Başka konfederasyonların başkanı da var burada. 40 bin üyeli bir sendika birkaç yıl içerisinde nasıl 1 milyon oldu? 40 bin üyeli bir sendika birkaç yıl içerisinde, 13 yıl içerisinde 40 bin üyeye ulaşan bir sendika sizin iktidarınız döneminde 1 milyona ulaştı. İşte siz barolarla ilgili yapacağınız yasa değişikliğiyle tam olarak bunu yapacaksınız. Yandaş baro oluşturacaksınız, yandaş baro. Ve sonra buna hukuku savunan kurumlar olarak bize yutturmaya çalışacaksınız, öyle mi? Son şu teklifle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın bilirkişilik kurumu gerçekten ciddi bir sorun. Yani sorun yaratan bir alan. Siz 2016 yılında yine bir yasa teklifi getirdiniz ve bilirkişi kanunu yasalaştı. Fakat bu yasa bilirkişilik kurumu ile ilgili temel sorunları çözmedi. Neden? Çünkü yargıçların sırtında o kadar çok iş yükü var ki istemedikleri halde zaten dosyaları bilirkişilere gönderiyorlar. Karşıda bir tane yargıç var.
Yargıcın karşısında iki tane taraf var. Her ikisinin de birer vekili var, avukat. Ve o yargıç bilebilecek bir kişi diye dördüncü bir avukata dosyaları gönderiyor. Türkiye'deki bilirkişilik kurumu böyle yürüyor. Ben size sabaha kadar bunun eksiklerini sayabilirim. Ve emin olun buradaki hukukçu arkadaşlarımızın büyük bir bölümüyle de bu bilirkişiliğin eksikliği, sorunları konusunda ortaklaşabiliriz. Ama bu teklifin içerisinde sadece bir şey getiriyorsunuz bilirkişilikle ilgili. Ne biliyor musunuz? Diyorsunuz ki zar zor bilirkişiden bir rapor aldınız. O bilirkişi raporunu incelemek için süre verdiniz taraflara. Taraflar da o süre sonunda incelediler. Ona karşı beyanda bulunacaklar. Şimdi diyorsunuz ki... Buyursunlar efendim. Şimdi diyorsunuz ki eğer bu süre içerisinde çözemezse, yani hani diyeceklerini anlatamayacak durumdaysa, iki haftalık süre daha vereceksiniz taraflara. Bu mudur yani? Bilirkişilik kurumunun Türkiye'deki en büyük sorunu bu mudur? Çözecekseniz buradan mı başlayacaksınız? Gerçekten bilirkişilik deyince koca 57 maddelik hukuk kanunu içerisinde bilirkişilikle ilgili koyduğunuz tek madde o da hiçbir soruna palyatif bile çözüm olamayacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.